Dostlar, merhaba. Fenerbahçe'nin yeni transfer olduğu iddia edilen Tayyip Hasan Sanuç'un Futbol Mecal 22 profilini incelediğimiz videoya hepiniz hoş geldiniz. Beşiktaş'ın da bu oyuncunun peşinde olduğu söyleniyor. Fenerbahçe'nin alması bir tık daha gözüküyormuş. Çünkü Beşiktaş teklifini 5 beş taksit yapmış. Fenerbahçe'nin peşin verdiği söyleniyormuş. Yaklaşık 1,5-1,75 milyon euroya biteceği söyleniyor transferin. Hemen transferimizi inceleyelim. Pozitif özelliklerine bakalım Tayyip Talhan'ın. Kendisi 21 yaşında Türk bir oyuncu, yerli bir oyuncu. 99 doğumlu. Ayrıca Türkiye'de yerli stoperlerin, belki gelecek vadeden yerli stoperlerin başlarında geliyor. Ee, pozitif özelliklerine bakalım. Tayyip muhtemelen merkezdeki arkadaş kurumundakilerle gayet uyumlu bir olacaktır. Gayet uyumlu bir çocuk çok istikrarlı bir oyuncu. Yani bu inanılmaz bir şey çok istikrarlı olması. sportman bir oyuncu sayılır karakteri. Sahada takım için kendini adayan bir oyuncu. Rakibin yakından mark etme yetenekli markası çok kuvvetli olan bir oyuncu. Ayrıca Türkiye milli yaş kategorilerinde de forma giymiş bu oyuncu. Alt yaş kategorilerinde forma giymiş bu oyuncu. Negatif özellikler temsilcisi biraz fazla yüksek maç isteyebilir. Dönüyor tek mevkide oynayabiliyor. Stoper zaten gerek yok. Teknik kapasitesi kötü demiş. Ben bu kadar kötü olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Hemen oyuncunun özelliklerine gelelim. Standart stoper, pasör stoper oynayabiliyor. Standart stopere belki biraz daha yakın bir oyuncu. papa vuruşu 12, markajı 14. Markajı çok iyi olan bir oyuncu. Top kapması 12, e, pasör stoperde bakacak olursak da pası 10. Pası da gayet iyi bence, çok kötü olduğu söylenemez. Ben o kadar aşırı kötü düşünmüyorum. Yani kim gibi söyleyebiliriz Fenerbahçe'deki oyunculardan? Yani Serdar Aziz'de pası bence eşittir derim. Ama Serdar Aziz daha tecrübeli olduğu için e, hata yapmaya meyilli olduğu söylenemez. Tayyip Talha Hasan Uç'a Fenerbahçe taraftarının sabır göstermesi gerekiyor. Eğer Fenerbahçe'de oynayacaksa e, hatalarına mazur görmesi gerekiyor taraftarın çünkü hata yapabilecek bir tecrübesizliğe sahip Tayyip daha ve büyük takımı kaldırabilir mi? O noktada şüphelerim var. O yüzden birazcık sabır gösterilmesi lazım. Eğer sabır gösterilir de Tayyip Talha'ya şans verilirse ve tepkiler de çok fazla gelmezse 10 sene yerli stoperde Fenerbahçe Spor Kulübü, Bol Kulübü veya işte ne diyeceksek diyelim 10 sene defans hattında stoper de sıkıntı yaşamayacaktır. Yerli rotasyonunda ayrıca yerli boyunca olması adına da çok iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Gelecek vadeden bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Agresifliği 10 cesareti 13 karar alması 12 konsantrasyon 12 ön sesi 12 pozisyon alması 12 defans için önemli soğuk kanlı 12 takım oyunu 13 takım oyununda sırıtacak bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum gücü 14 1.88 boyu var güçlü denilebilecek bir oyuncu sağ ya çok kuvvetli sol ayağı zayıf bir oyuncu. 74 kilo ağırlığında zıplaması da 14 kafa vuruş yeteneği olan bir oyuncu bu arada. Kafayla golleri de var. Bunu da söyleyebiliriz. Ee, hemen geçmişine bakalım. Adana Demirspor'da 4 sezonda forma giyiyormuş. Ee, daha öncesinde de Karabük Spor'da forma giymiş. Bu oyun geçen senenin oyunu olduğu için geçen sene çıktığı forma sayısı burada gözükmüyor. Transfer market verilerinden de yaklaşık 29-30 maça çıktığını söyleyebiliriz. Tayyip Tayhan bayağı bir İstiklalli olarak forma girdiğini söyleyebiliriz. Oyun karakteristiğine bakalım. Kısa ve basit paslı oynar. defanstan top sürerek çıkar. Medya'ya karşı tutumu sağduyulu. Kişilik olarak da centilmen bir kişiliğe sahipmiş. Oyuncunun mevcut yeteneği 2 yıldız vermiş. Potansiyel yeteneği 3,5 yıldız vermiş. Ben 4 yıldız potansiyeli bekliyorum açıkçası. 3,5 Bu yıldız olarak görmüyorum potansiyel yeteneğini. Hemen oyuncunun editörden yanlış yerden girdik. Oyuncunun editörden özel detaylarına bakmak istiyorum. Potansiyel yeteneğine bakmak istiyorum. Burada 130 vermiş. Ben 145 seviyede falan olduğunu düşünüyorum Tayyip Taha'nın. Çünkü gelecek FM 23 oyununda biraz daha iyi olacaktır bence. Potansiyel yeteneği 140-145'leri görecektir. Mevcut yeteneği de 110 vermiş gördüğümüz kadarıyla. Oyuncuyu kıyaslamak istiyorum. Bir de sakatlık geçmişine bakmak istiyorum. Sakatlık geçmişi yok. Kıyaslayacak olursak ben Serdar Aziz'le ve Gustavo Henrique ile kıyaslamak istiyorum sağ stoper olarak. Serdar Aziz'e göre eee hücumu daha iyi, vizyonu daha iyi ve tekniği daha iyi. Vizyonun daha iyi olması inanılmaz bir şey çünkü 21 yaşında bir tanesi, bir tanesi 30 yaşında Tekninin de daha iyi olduğu söylenebilir. Yani tekniğin daha iyi olduğu 21 yaşındaki bir oyuncunun inanılmaz iyi bir şey bence. Fiziksel olarak eşit sayıda gözükmüş bence. Fiziksel olarak Serdar Aziz de iyi bir oyuncu, güçlü bir oyuncu. E, savunma yönü Serdar Aziz'in bittik. Ağır basıyor, zihinsel ve hava topladığı bir tık ağır basıyor. Bence Tayyip daha bu yaşlara geldiğinde çok daha iyi bir oyuncu olacak. Özelliğe sahip. Bence Fenerbahçe'de çok uzun yıllar kullanabilecek bir e, oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Bir de Gustavo Henrique'le kıyaslamak istiyorum hemen. Gustavo Henrique'le de kıyaslayalım. Daha hızlı bir oyuncu Tayyip. Fizikseli eşit gözükmüş ama ben Gustavo Henrique'nin fizikselinin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Açık söyleyeyim. E, savunması Gustavo'nun daha iyi. E, hava topları daha iyi. Hava topları Gustavo Henrique'nin gerçekten daha iyi. Teknenin ben çok aşırı e, fark ettiğini düşünmüyorum ama Gustavo Henrique'nin tabii Brezilya'da olması hasebiyle daha iyi olduğunu da düşünüyorum. Hücumu da daha iyi vermişler Gustav ama hızı o kadar yavaş ki Gustav bu sebeple sıkıntı yaşıyor Fenerbahçe. Belki Tayyip geldikten sonra Gustav transferinden de çıkabilir. Daha yeni almış olmasına rağmen belki hani kullanmayabilir ve kiralayabilir bir takıma gibi gözüküyor. Çünkü Gustav Enike'yi beğenmedi hem Fenerbahçe hem Fenerbahçe taraftarı. Ya da defansı daha geride kurması gerekiyor ya da üçlü stoper oynaması gerekiyor Fenerbahçe'nin ki Gustav o yavaşlığındaki sıkıntıdan problem yaşamasın. Tayyip Taha'nın değerine bakalım transfer değeri 4 milyon euro civarında. 400 bin lira 4 milyon euro arasında ama ben 2 milyon euroya yakın bir bedele biteceğini biliyorum. 1.75 falan hatta peşin verdiği söyleniyor Adana Demirspor'u fena belki bonuslarla falan 2'ye yakın bitecektir. Özelliklerinde ben şey dikkat ettim. İngilizceyi iyi derecede bilmiş olması çok iyi bence. Özellikle ileride satış yapmak istiyor olsa İngilizceyi de iyi bilmesi önemli bir özellik olarak ortaya çıkacaktır. Ayrıca da genç bir oyuncu olduğunu ve alt yaş milli takımlarında forma giydiğini söylemiştik. burada genç milli takımda forma giymemiş diyor. Ben genç milli takımlarda forma giydiğini biliyorum. Bir hemen transfer market verilerine bakalım. Alt yaş milli takım kategorilerinde U18'de, U19'da ve A2'de forma giyen bir futbolcu dostlarım. Bu bilgiyi de vermiş olalım ve videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi Ayrıca lütfen incelememizi istediğiniz bir oyuncu profili varsa da onu yorumlarda belirtmeyi unutmayın ve lütfen kanalımıza da abone olmayı unutmayın dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. kalın. Bay bay diyerek videoyu sonlandırıyorum.